Merhaba, Seyide Koç ile Pozitif Enerji programındayız. Bugün yardımcım Belinda hocam, evet, da benimle birlikte. Birlikte sebzeli omlet yapacağız. Biliyorsunuz ilk bölümümüzde her zaman sizinle bir fit tarif paylaşıyoruz. Hem sağlıklı hem de fit tabii ki. Sebzeli omletimizin malzemeleri nedir? Bir küçük soğan lazım. 2-3 istediğinizne göre, miktarına göre yumurta. Bir domates lazım olacak, bir kırmızı biber, bir yeşil biber lazım olacak. Onun yanında biraz tulum peyniri, sevmiyorsanız başka peynir de düşünebilirsiniz. Kekik, tuz ve karabiber. Yine isteğe göre tereyağı ya da zeytinyağı tercih edebilirsiniz. Yine miktarını tabii ki ölçülü kullanıyoruz. Bir miktarda sütümüz olursa yine tercihe göre kullanılabilir. Evet, biz soğanları daha önceden doğradık ve hazırladık. Ben zeytinyağını çok sevdiğim için zeytinyağı kullanacağım. Böyle 1-2 yemek kaşığı yeterlidir. Hemen soğanlarımızı çeviriyoruz. Aslında bu omleti tamamen sebzeleri çok küçük doğrayıp biraz böyle ateşte çevirmeden de yapabilirsiniz. Ben bu soğanı ateşte biraz pişirdikten sonra daha lezzetli olduğu için tercih ediyorum. Evet, bunu bir yandan hazırlarken Belinda'cığım, sen de şunun içine 3 tane yumurta kırmanı istiyorum ben senin. Alalım. Evet, soğanlarımızı çevirirken ben de domates ve biberleri o pişerken hazırlayacağım. Farkındaysanız eğer, farklı bir yerden şu anda çekim yapıyoruz. Artık çok güzel bir mutfağımız var. Daha evvel küçüktü tariflerimiz, böyle çok geniş şeylere girmiyorduk tariflere. Ama artık mutfağımızda çok güzel bir mutfağımız var artık. Burada ocağımız, fırınımız, her şeyimiz var. Artık çok daha güzel, çok daha geniş yelpazede tarifleri de veriyor olacağım. Pazar sabahları kahvaltıda, ama gün içerisinde de hafta içi de özellikle evde olan çalışmayanlar için, vakti olanlar için özellikle tavsiye ediyorum. Biraz tuz atalım. Biraz tuz, biraz karabiber, biraz da kekik içine koyuyoruz. Ben de çalışan bir anne olduğum için genelde bu gibi daha zaman alan işleri hafta sonu çocuklara yapıyorum. Onun dışında hafta içi daha pratik, daha basit tariflere yer veriyorum. Evet. Mis gibi koktu değil mi soğan domates? Biraz soteleyeceğim. Biraz yumuşamasını bekleyeceğim sebzelerin. Ya miktarını siz belirleyin. Az veya çok. Kendi isteğinize göre. Bu arada sebzelerimiz çok güzel kavruldu ve yumuşadı. Kokusu da çok güzel oldu değil mi? Birazcık da süt katabiliriz buna. Bu biraz daha yumurtayı hafif ve daha besleyici bir hale dönüştürecek. Burada isterseniz direkt tavaya dökebilirsiniz. İsterseniz de bu sebzeyi önce yumurtanın içine karıştırıp ikisini iyice bir kasede çırptıktan sonra bir daha o şekilde katabilirsiniz. Omletimizin son halinde gördüğünüz, çok iştah açıcı, çok sağlıklı. Hepinize afiyet olsun. Mutlaka bir pazar çocuklarınızla birlikte deneyin ve yiyin diyorum. Tekrar görüşmek üzere.
iki egzersizimizde de Belinda hocamla birlikte çalışacağız. Bugün Belinda hocamla birlikte sizle yapacağımız hareket özellikle kadınların en çok şikayet ettiği kalça iç bacak egzersizi. Bunun için hocam önce sizi topu ben alayım. Önce sizi metin üzerine alalım. Evet, sırt üstü yattık. Ellerimiz yanda. Hangi pozisyondayız? Tabii ki destekli pozisyondayız. Evet, şimdi bacaklarımızı açtık. Pilates topumuzu bacaklarımızın arasına koyduk. Nefes aldım. Nefes aldım. Verirken kalçadan itibaren yavaş yavaş omurları teker teker kaldırıyorum ve kürek kemiklerine kadar yükseliyorum. Şimdi burada kalçayı sıkıyoruz. Özellikle bacaklardan itibaren topu dizlerimle birlikte sıkıştırmaya başladım. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi nefes aldım. Tekrar verirken yavaşça kürek kemiklerinden itibaren omurları teker teker indiriyorum ve en son kalça. Evet, hareketi bir kez daha yapalım hocam. Nefes aldım. Verirken kalçadan itibaren omurlarımı teker teker kaldırdım ve en son omuzlara kadar, kürek kemiklerine kadar yükseldim. Şimdi yukarıdayken kalça da bir yandan sıkışıyor. Bacaklarımla topu sıkıştırıyorum. Evet, sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi omuzlardan itibaren omurları teker teker indiriyorum. Nefes vererek ve en son kalça kemiğini indirdim ve nefesimi tamamen verdim. Evet, teşekkür ederiz hocam. Merhaba, Seyide Koç ile Pozitif Enerji programındayız ve bugünkü konuğumuz hem pilates eğitmeni hem de 3. kademe voleybol antrenörü Belinda Çamlı. Belinda'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Belinda aynı zamanda benimle birlikte de çalışmaya başladın biliyorsun. Evet. Yaklaşık 2 aydır birlikte çalışıyoruz. Evet. Çok da uyumlu bir çalışma düzenimiz var. Evet, gerçekten. Ben de çok memnunum. Ben de çok memnunum. Belinda'cığım, şimdi seninle birlikte çalışmaya karar verdiğimde de zaten çok iyi bir CV'nin vardı, çok iyi bir eğitimin vardı. Şimdi ben kısaca kendini bize tanıtmanı istiyorum. Hem seyircilerimiz de seni tanımış olsunlar. Belinda Çamlı, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunuyum. Hı-hı. Uzmanlığım voleybol. Bunun üzerine kademe aldım. Kıdemli voleybol antrenörüyüm. Ayrıca pilates eğitmenliği yapıyorum. Beden eğitimi öğretmenliği de yaptığım zamanlar oluyor. Formasyonum da var. Hı-hı. 19-20 yıllık bir spor geçmişim var. Spor atletizmle başladım. Daha sonra 8-9 yaşında branş olarak voleybolu tercih ettim. Ve bu zamana kadar da voleybol oynamaya devam ettim. Şu anda ve daha ilerisi de antrenörlük, evet. Şu anda da yapıyorsun. Evet, kendim de şu an profesyonel oynamasam da amatör olarak bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Ama öğrencilerin var. Şu an profesyonel olarak antrenörlük yapıyorum. Evet, öğrencilerim var. Bir kulüpte çalışıyorum. Evet, çok da seviyorsun antrenörlerini. İlk görüşmemizde bile bunu belirtmiştin çünkü, evet, hatırlıyorum. Evet, evet. Antrenörlüğü çok seviyorum. Çocukları seviyorum. Çocuklarla ilgilenmeyi seviyorum. Peki onlarla birlikte sanırım yarışmalara da hazırlanıyorsunuz. Kupalara. Evet, tabii ki, tabii ki. Yarışma grupları var, belli yaş grupları var, spor okulu var ama şu an ben artık spor okulunda değil de Küçük Kız Yıldız diye yarışma gruplarına, maçlara hazırlıyorum. Belli bir şeye emek veriyorsunuz, görüyorsunuz en baştan. Daha sonra bu emeğin karşılığını o sahada almak çok güzel bir duygu, özellikle çocuklardan. Evet, çocukları ben de seviyorum gerçekten. Peki sana şöyle bir şey sorsam, öğretmenlik mi yoksa antrenörlük mü? Hangisini daha çok sevdin? Ben antrenörlük yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü daha bir amaca yönelik olduğunu düşünüyorum.
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni, beden eğitimi dersi dendiği zaman çok fazla disiplin olduğunu düşünmüyorum. Yani herkesin aklına da bu şekilde geliyor. Ama antrenörlük daha bir disiplin gerektiriyor. Çocuklar bir belli bir amaç uğruna kendileri de daha çok özen gösteriyorlar. Daha disiplinli oluyorlar. Beden eğitimi dersleri genelde boş ders gözüyle bakılıyor. Aslında bu sistemle de tabii ki sistemle de alakalı bir şey. Ben de hatırlıyorum yani ilkokul, ortaokul, lise yıllarımda hatta beden eğitimi biraz işte hani böyle önemsenmeyecek bir ders. Evet. Boş verilecek bir ders. Hatta beden eğitimi dendiği zaman o dersi hiç sevmediğimi hatırlıyorum. Ama daha sonraki hayatımızda sporu çok seven birisi oldum. Evet. Yani sanırım o beden eğitiminde spor bilinci ya da spor sevgisi ya da sporun faydaları sanki bize çok anlatılmamış, çok verilmemiş. Evet, çok aşılanmadı ama şu anki sistemde artık sonuçta beden eğitimi öğretmenleri de bu okulu okurken belli en fazla 2-3 branşa hakim olabiliyor aslında. Ama tabii beden eğitimi öğretmeni denildi mi atletizmde bilmeli, voleybolda bilmeli ama sonuçta biz bir tane dalda uzmanlaşıyoruz. Bu yüzden artık okullara, kolejlere branş öğretmenleri alınıyor. Bir yarışma grupları okul takımları çıkıyorsa basketbolsa basketbol antrenörü onlara eğitim veriyor. Voleybolsa voleybol. Bu şekilde olunca çocuklar daha çok sporla ilgilenebiliyorlar. Daha çok branşlaşabiliyorlar. Yeteneklerini bu şekilde daha çok keşfedebiliyorlar ve başlarındaki hocalar daha çok bilgili olduğu için, kendi branşları olduğu için branşa yönlendirmeleri daha iyi yapabiliyorlar. Mesela şu anda artık bu bir şey oldu, hani Türkiye'de de güzel bir sistem oldu. Evet. Senenin başında, benim de okuyan çocuklarım olduğu için senenin başında kağıtlar geliyor bize. Evet. İşte futbol, voleybol, basketbol, hangisini istiyorsa herhangi bir spor branşında bunu tercih etmemizi istiyorlar çocuklar için. Biz de tabii bu arada çocuklarla konuşarak işte hangisi daha iyi olur diye düşünerek bir şeye karar veriyoruz. Ve böylece çocuk en azından bir sene boyunca, okul hayatı boyunca mutlaka haftada en az bir kere de olsa o spor branşıyla, sevdiği sporla meşgul oluyor. Öyle veya böyle hem bedensel olarak gelişiyor hem de kendisine pek çok faydası oluyor. Peki bu konuda ne söylemek istersin? Çocukları küçüklükten itibaren spora yönlendirelim mi? Ya da kaç yaşından itibaren onlara spor bilincini aşılayalım? Alıştıralım, öğretelim. Ne tavsiye edersin? Çocuklarda hareketlilik çok önemli. Aslında 3 yaşından itibaren çocuklar atlama, zıplama, bir çeşit oyunlarla atma gibi yavaş yavaş spor temelini edinmeye başlıyorlar. 9 yaşında topa vurma, 6 ve 9 yaş arası, 10 yaşından itibaren de branşlaşmaya başlıyorlar. Artık belli bir branş seçebiliyorlar ama tabii ki 3 ve 4 yaşlarında esneklik günden güne kazanılan bir şey olduğu için jimnastik, özellikle küçük çocuklarda jimnastik, altyapı ve atletizm. Genelde sporun temeli olan hani jimnastik ve atletizmle daha sonra branşa devam eden çocuklarda çok daha farklılık gösterebiliyor. Esneklik, bir dolu patlayıcı kuvvet, çeviklik, kuvvet gibi. Tabii ki çocuklara sporu öneriyoruz. Şu anki bilgisayar çağında çocuklar çok fazla hareketsizler. Evet. Çok fazla hareketsizler, kendi yeğenlerim sürekli bir ekranın başındalar. Evet, hiçbir hareket yok. Bu yüzden biraz asosyallik mevcut çocuklarda. Çekingenlik olabiliyor, içine kapanıklık. Evet. Ama sporla uğraşan, belli bir aktivitelere katılan çocuk da kendiliğinden özgüven kazanabiliyor. Daha fazla kendine güvenebiliyor bu özgüven sayesinde ve daha fazla çevre edinebiliyor. Arkadaşlık, bence ilişkileri daha çok gelişiyor. En önemli kısmı da gerçekten orası. Yani ekran başında oturan bir çocuk tek bildiği orada oyun oynamak, kendince eğlenmek. Evet. Ama farkına varmıyor beden olarak kendine zarar verdiğinin, hatta gelişmesini durdurduğunun belki de onun farkına varamıyor. İşte bu spor yaparak illa özellikle sevdiği bir spor dalıysa hele de severek, isteyerek, spor yaparak hem bedenini harekete geçiriyor ve o ekrandan kopmuş oluyor biraz. Bence özellikle bunun yanında artı ekleyebileceğimiz yerde çocuğun sosyal olarak arkadaşlarıyla iletişime geçebilmesi,
konuşabilmesi, evet, birlikte vakit geçirebilmesi ve eğlenebilmesi, bunlar çok önemli. Belki de bu grup sporlarında bu kısım daha önemli. Evet. Hani tek başına yaptığı bir spor değildi. Mesela bir voleybol takımı, evet, işte bir futbol takımı. Burada ekibiyle birlikte hareket etmek o çocuğu çok sosyalleştiriyor ve ileriki iş hayatında onun için ne kadar önemli bir şey bu. Tabii çocuk bunu çok algılayamıyor küçükken, evet, ama sanırım biz anne babaların onları bu konuda çok güzel bir şekilde yönlendirmemiz lazım. Ne diyorsun mesela sendeki kız çocukları? Evet, tabii ki. Yani özellikle ailelerin de bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Takım sporlarını hani psikologlar, pedagoglar genelde zaten çok fazla öneriyorlar. Çünkü kendine bir grubun üyesi olarak hissediyorsun ve o grubun bir vazgeçilmez parçası, hı hı, olabilmek için belli bir mücadele ediyorsun. Ve ama sen olmasan o grup olmuyor, ama o grup olmasa sen olmuyorsun. Belli bir bütünlük de var. Yani bu yardımlaşma, birlikte kazanabilmek çok önemli. Çocukların çok önemli gelişimi açısından, ileriki yaşlar açısından gerçekten takım sporuyla uğraşması, yani bireysel spordansa bir takım sporu çocukların kişisel gelişimi açısından çok önemli. Evet. Çok da önemli. Bu ileriki hayatında, iş hayatında, çünkü büyük şirketler, biraz da benim daha çok ilgi alanıma da girdiği için, büyük şirketler, büyük başarılar gerçekten ekiple oluyor. Evet. Ve onun için çoğu iş ilanında, belki sen de rastlamışsındır, işte ekip ruhu olan diye özellikle hani ekip çalışmasına uygun. Evet, bu şekilde yazar onu da. Hani şu 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 özellikleri olan ama en son ekip çalışmasına uygun. Evet. Ekiple birlikte çalışabilecek, uyumlu. Bu şekilde de olur. Yani bu çok çok aranan bir özellik tabii ki. Yani bunun temeline tabii çocukken atmak çok, evet, daha çok faydalı. Çok daha önemli. Yani belli bir yaşta da çocuğu aslında kendi isteğini bırakmadan spora yönlendirmeli. Çünkü belli bir yaşı geçtikten sonra çocuklarda belli bir çekingenlik oluyor. Bilinçli aileler daha erken çocukları spora yazdırdığı için bu sefer diğer çocuklar geri kaldığını düşünüyorlar ve bu sefer spordan soğuyabiliyorlar. Evet, hiç gelmek istemeyen öğrencilerim. Yani yeni bir kayıt alıyoruz. Artık bir birlik bütünlük oluyor orada. Bir düzen sağlandığı için yeni gelen çok fazla adapte olamayabiliyor. Evet. Biraz zaman alıyor. Değil mi? O da çok önemli. Çünkü çocukların bu sene bizim 2006 doğumluları mesela branş sporlarını alıyoruz. Hı hı. Yarışma grubunda artık, hı hı, takım olarak, minik takım olarak oynayabilecekler. Seneye 2007 doğumlu çocuklarımız yarışma grubuna katılacaklar. Hı hı. O yüzden o 2007 doğumlu olan çocukların 2007 ve 2008 daha yukarısı, küçük, evet, hı hı, yukarısı. Şimdiden spor okuluna hani yazdırılmalarını öneriyorum. Hı hı. Sonra takım içinde geç kalabiliyor. Hı hı. Takıma yer alması için. Evet, burada küçükken evet yönlendirdiğimiz zaman çok daha kolay onları ona razı edebilmek, ama yaş biraz, evet, geçtikten sonra hani anne baba olarak siz isteseniz de çocuk buna hayır diyebilir. Evet. Dolayısıyla da bizim bu işte erken davranmamız gerekiyor. Benim de 5. sınıfta bir oğlum var. Sene başında geldi bize yine kağıtlar. İşte hangi branşı tercih edecek, hangi kulüpte olacak diye. Biz de onlardan bazılarını seçelim dedim. Ama bizimki biraz böyle çok prensipli daha şimdiden. Özellikle katı durdu bazılarına karşı. Ben de tabii düşünün, siz spor yapıyorsunuz ve herkes spor yaptırıyorsunuz. Biz de onların anneleriyle ilgilendiğimiz, evet, için biliyorsunuz. Ablalarıyla veya anneleriyle ilgilendiğimiz için. Ben de bu konunun farkındayım. Oğlum işte şunu yaparsan şöyle güzel olur, böyle güzel olur. Ne kadar tavsiyede bulunsam da bazı şeyleri özellikle istemedi. Sadece tercih ettiği şeyler vardı. Onlarda da çekiniklik var. Yani çok çekingen. Evet. Benim oğlum da çekingen. Aslında normalde kendini ifade etmesine rağmen yabancı birinin yanında çekinik duruyor. Belki de spor sayesinde onların o çekinikliği aşılacak, daha sosyal bir hale dönüştürülecekler. Bu da çok önemli bir şey. Hem okul hayatında hem iş hayatında başarılı olmak için. Evet. Okul hayatı, iş hayatında başarılı olabilmek için yani spor genel olarak bir karakterin oturmasını da sağlıyor. Çocukların belli bir kişilik kazanmasını sağlıyor. O yüzden ileriki iş hayatında da bu zaten iş hayatına yansıyabiliyor. Evet. Söylediğiniz, evet, çok doğru. Evet. Tabii bu arada işin şey kısmında zaten bence mecburiyet. Yani bu kadar tabletin,
bilgisayarın, ekranın yoğun kullanıldığı bu dönemde bu arada bir test yapılmış. Tabii okullarda bunlar, bilmiyorum hangi okullar yapıyor ama bizim en azından oğlumun okulunda bu yapıldı. Teknoloji bağımlılığı var mı diye bütün çocuklara bir test yapıldı mesela. Çocuklarda çıkan en önemli, en yüksek bağımlılık oranı teknoloji bağımlılığı. Evet. Ve ben sınıf öğretmeniyle konuştuğum zaman da öğretmen bize şu bilgiyi verdi. Bu teknoloji bağımlılığını, bu rahatsızlığı aşmanın tek bir yolu var. Çocukları spora yönlendirmek diye. Yani biz anne baba olarak bu konuda elimizden geleni yapacağız. Hiçbiri olmadı. Arkadaşıyla, işte komşunun olabilir, akraba olabilir, fark etmez. Arkadaşıyla birlikte bizim o eski zamanlarda oynadığımız oyun gibi oyun oynamaları gerekiyor. Evet. Hoplayıp zıplayarak. Ben çocukluğumda hatırlıyorum, sabahtan akşama kadar dışarıda oyun oynardım ve oyuna hiç doymazdım bir de. Akşam hava kararırken eve dönerdim. Çünkü daha evvel dönmek istemezdim. Akşamleyin eve döndüğümü düşünün. Doğru düzgün yemek belki önemsemedik. Böyle bir girdik çıktık hızla. Eve giriyoruz ama mecbur ihtiyaçlar için sadece. Hep dışarıda oynuyoruz. Ama yine de şimdi düşündüğüm zaman şimdiki çocuklar bundan çok mahrumlar gerçekten de. Çok fazla mahrumlar. Sizin zamanınızda mesela bu çıkıp oynamalarınızda kişisel özellikleriniz, fiziki özellikleriniz siz fark etmeden gelişti. Tabii. Boyunuz uzuyor, kemikleriniz güçleniyor, kaslarınız güçleniyor. Evet, çocuklar bunun çok farkında değiller. Çünkü bazen bizde mesela üye geliyor, kızını getiriyor. Diyor ki işte şu kiloda, şu boyda çocuk gelişmemiş ve gelişmesinin tek bir yolu var. Hareket etmek. Hareket etmesi gerekiyor. Bunun da en güzeli nedir? Bilinçli bir hocayla düzenli bir spor. Düzenli bir spor yapacak. Ve düzenli ve doğru beslenmeyi öğrenerek ilerleyecek ki o çocuk bir yandan boy atacak, bir yandan vücudu gelişecek. Kendini de çok daha hem sağlıklı hem de güzel hissedeceği için o çocuğun kendine güveni de gelecek. Evet, tabii ki. Dolayısıyla günümüzde artık spor bilinci eskiye nazaran diyorum ben. Daha güzel oldu. Evet, daha da artmaya başladı. Artık küçük yaştan itibaren aileler de çocuklarını spora bir şekilde yönlendirmeye başladı. Bir de eğlenceli sporlar da var böyle. İşte zumba gibi mesela aslında. Hem eğlence hem spor aslında. Evet. Öyle de var. Bir dönem çocuklar geliyorlardı bize. Zumba Kids derslerimiz vardı. Çocuklar geliyorlardı. Hem çok tatlılar, hem çok güzel eğleniyorlar, hem de çok yetenekliler. O kadar kendilerine özgüveni var ki nasıl rahat konuşuyorlar. Ben de girişte çıkışta hep onlarla sohbet etmeyi çok seviyordum. Konuşuyoruz, ediyoruz ve her seferinde onların verdikleri cevaplar, kendilerini ifade etme tarzları çok hoşuma gidiyordu. Çok önemli. Evet, gerçekten çok önemli. Siz de çok güzel yani çocuklara zumba. Gerçekten çocukların hareketi hem müzik hem eğlence çocukların en sevdiği ilgisini çekebilecek şeyler. Evet. Ve bu sayede spor yapıyor. Evet. Gerçekten çok güzel düşünmüşsünüz. Hocam gerçekten ikimizin de tabii ilgi alanı spor olduğu için sohbet nasıl aktı geçti gitti anlamadık. Tabii çocuklar ve gençler bizim için çok önemliydi. Evet. Ne kadar biz yetişkinlerle ilgilensek de, belli bir yaşın üstünde ilgilensek de çocuklar da bizim için çok değerli, çok önemli. Onun için de onlara sağlıklı olmaları adına yapacağımız en önemli adım da spor olduğu için. Bu konuda da işte sizin gibi değerli hocalarımızdan da destek alacağız tabii ki. Ama bu takım sporu meselesi çok önemli gerçekten. Buna özellikle de dikkat etmemiz gerekiyor. Ben programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bu güzel bilgiler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler ben. İlerleyen bölümlerimizde ben sizi tekrar ağırlamak istiyorum. İnşallah, çok seve seve, ben de çok isterim. Tamam. Bugünkü bölümümüzde de Belinda Çamlı, hem kendisi pilates eğitmeniydi hem de kıdemli voleybol antrenörü. Onunla çok güzel spor ve sağlık üzerine ve çocuklarımız üzerine bir sohbet ettik. Çok faydalı oldu. Kendisine teşekkür ettik. Bir sonraki bölümümüzde yine çok önemli, çok faydalı bilgilerle ve çok önemli konuklarla tekrar birlikte olmayı istiyoruz. Hoşça kalın.